Selamlar herkese. Hançer ben. Subnautica maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm nükleer enerjiye geçtik. Oyun sonuna kadar götürecek muhtemelen bizi ve enteresan keşifler yaptık her zaman yapmış olduğumuz gibi. Denizaltını denemek istiyorum aslında bu bölüm. Yavaştan. Bakalım. Öncelikle bir telsiz dinleyelim. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... 40 dakika sağ üstte. Okay, gelin bakalım. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that... Bizi kurtaran gemi gelecek arkadaşlar 40 dakika. İçinde. Bekliyoruz kendilerini. Biz de o süre zarfında şeye bakabiliriz. Denizaltına bakabiliriz. Cyclops. Ve o keşfettiğim derin yere gideceğiz sonra da. Bakalım. Cyclops son aracımız arkadaşlar. Bitirmemişim. Şok. Yapamıyoruz. Enteresan. İnternette bunun dizaynlarına bakmam lazım o zaman. Okey, Cyclops'u birazcık bekleteceğiz. Ben bitirdim zannettim. Şeyleri devam edelim. Kalıntıları incelemeye devam etmemiz gerekiyor. Gibi. Peki. O zaman geçen bölüm keşfettiğimiz yere tekrardan gidiyoruz şimdi hızlıca. Birkaç pil değiştirelim. Şunu pilini değiştirdim. Diğerlerine alemde. Elimdeki şeyler idare ediyorlar. Şunu koydum. Inventory'yi hızlıca boşaltıyorum. Ve yola çıkabiliriz gibi. Altın, lityum. Bunları neden biriktirmişim? Enteresan sanki şeyi patlatınca geldi. Nükleer reaktörü. Anlaşıldı. Ben Cyclops'u çoktan bitirdik zannediyordum. Bitmemiş halbuki. Kendimi kandırmışım. Acelesi de yok. Atlamış olma ihtimalimiz var. O üzücü olabilir. Sonra internetten bakıp şeye gitmem gerekecek. Doğru kalıntıları bulmanız gerekiyor. Bu oyunda atlayınca... Ne yazık ki birazcık sıkıntı olabiliyor. Manyetitle gümüşle koyarsam çıkabiliriz. Zaten bir tane enkaz bırakmıştık geçen bölüm. Oraya gideceğiz. Gümüş. Kompleks şeyleri de buraya koyuyorum şimdilik. Bunu. Pil yanımda kalabilir. Şunları da organiye koyarsam. Hazırız. Yine inventörüm dolu ama kalsın tutturma tüfeği iş yapıyor. Bunların hepsi iş yapıyor. O yüzden kalsınlar. Birazcık tıkınıyorum gitmeden. Ve hazırız. ...36 dakikası var bu bölüm. Ha, buraya inecekler. Peki. Deposunu boşaltmadık değil mi? Bir de o var. Onu unuttum. Depo işlerini ben arka planda da yapabilirim arkadaşlar. Sizi izletmeme gerek yok bu kadar. O yüzden dolaplardan birine koyacağım bunları rastgele. Daha büyük bir dolap atayım. Eşya boşaltma dolabı. Ben onu arka planda yaparım her bölüm. Bu arada bu bir reaktörü de parçalayacağım muhtemelen. Artık o kadar da gerekli değil gibi. Büyük bir depo atsam. Dolap. Aynen. Şunun yanına bir ıvır zıvır dolabı koyuyorum. Geldiğimde buraya boşaltırım. Ben arka planda optimizasyonu yaparım. Çok uzun sürüyor çünkü bunları tek tek koymak her bölüm. Süper. Şimdi
Şeyi açmaya gerek var mı enkazları? Gerek yok. Tarama odası kalabilir. Bunun modüllerini de sonra yaparız. O kadar 900 metreden çok ineceğimi zannetmiyorum çünkü. O yüzden sıkıntı yok. Onarım aletini buraya çekeyim. Durdurma tüfeğini buraya çekersem iyiyim gibi. Hayır, girme. Hayır, hayır. Saklık. Evet. Batıya 1000 metre değil mi? Bu arada Degasi'ye de baktım. Şu yöne mi ne gitmemiz gerekiyormuş? Batı güneybatı arası. Neyse. Burada bir yerde varabiliriz o kalıntıya da. Cyclops'u nasıl atladık ya? Bir iki tane şeyi kaçırdım, onu hatırlıyorum. Bu kayıtları daha sistemli inceleyip okuyabilirdik. Bir iki bölüm üst üste bir sürü şey keşfettik. Yetişemedim. Bir tanesini atladık çünkü. Pusulam yoktu o zamanlar. Koordinat yazıyordu. Bakalım hepsini keşfederiz zaten onu bitirmeden. Kaçırılmaz çünkü. Cyclops'u yapmamız. Burası mıydı? Kaç çabuk geldik. Burası. Böyle bir yer var. Buradan gireceğiz galiba. Şeyi bulamadım. Bir saniye. Burada bir yerde kalıntı da vardı. Ona denk gelirim dedim sonra. Ve denk gelemedim. Şans eseri buluruz arkadaşlar diye düşünüyorum. Ekstra derinde değildi. Bir harabe vardı. Tamamen keşfetmedim içini. Onu bulsam daha tatlı olurdu. Buraya dalmadan önce. Evim nerede? Evim şurada. Evime doğru giderken buradan yoldaydı, yol üstündeydi. Direkt doğuya doğru geldim. Burada bir yerde olması lazım. Kalıntı. Yine işaretleyici almadım, o da üzücü oldu, unuttum ne yazık ki. İşaretçiler hayat kurtarıyor aslında. Yok. Bir sonra geldiğimde bakacağım arkadaşlar. Kalıntıyı tamamen pas geçtim. Batıya doğru geldim ve evet. Ne yazık ki patladı o. Başka zaman bakacağız. Buralarda birazcık rastgele keşif yapalım. Şunlar içinden işe yarar bir şey çıkma olasılığı var mı? Küçük kutulardan şu noktada. Pek zannetmiyorum. Degasi burada, uzay şeyi burada, hep buraya geliyorum. Refleks olarak. Ve şey, burası oraya bağlanmıyor aslında. Ops. Soluk mu? Ha şey, şey üstüne mi koymuşum? Vantilatörün bağlanıyor. Koymuşuz ya. Aynen, soluk yer. Tamam. Koymuşuz. Kalıntı nereye denk geliyor bilmiyorum ama buralara bakacağız şimdi. Biraz derinlere ineceğim. Halen savunma sistemi yapmadım. O yüzden dikkatli olabiliriz. Buradan Degasi'ye bağlanması lazım. Nerede gösteriyor Degasi dediği yeri? Bilmiyorum. Ama tahmini buraya bağlanıyor diye hatırlıyorum. Burada bir yere...
Haritada bulmaya çalışıyorum şu anda. Degas'ı yaşam alanı orada. Bağlanmıyor da gibi. Arkamda kaldı çünkü buradan geçiş yok. Neyse birazcık takılalım. Burayı keşfedelim. Sunbeam gelene kadar. Şehit kesinlikle toplayabiliriz. Rhyme. Balıklar. Balıklar bayağı vuruyor şeye. Simota. 82 canım kaldı. Şu mantarlar işe yarayacak diye hatırlıyorum. Asit mantarı mıydı bu? Dip mantarı. Alayım birkaç tane. Demiş vuruyorlar. Biraz tohum topladım bunlardan. Bir şekilde lazım olacak diye hatırlıyorum nedense. Bu müziği ilk defa duydum. Yeni müzik. Böyle müzik yoktu orijinal oyunda. Hoppa daha da gidiyor. 500 metre. Burası şeye geliyor galiba. Dediğim. Ölü nehre gidiyor olabilir. Evet şu ahtapotlar var. Degas'ı... Burada. Buradan bağlanıyor olabilir arkadaşlar. Evet geldik. Burada ölme ihtimalim bayağı var. Hatırlamıyorum çünkü ve çok ürkütücü bir yer burası. Çok ürkütücü bir yer. Türkçesi ölü nehir miydi? Öyle bir şey olsa gerek. Yakutları alalım. Savunma sistemim olmaması hoş değil. Full tamirli gideceğiz. Mümkün olduğunca. Can doldurucu almamam da hoş değil. Wow! Okey. Çok agresifler. Can doldurucu alsam güzel olurdu. Gördüğünüz gibi uzay teknolojileri var etrafta. Tapot geliyor mu? Bunları tarayabiliyoruz. Değişik uzaylı zımbırtıları. Ve şeyler var. Wow! Geriyor beni. No 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 no! Aa, öleceğiz. Simot'u paramparça ediyorlar. 40 canı kaldı. Şöyle biraz çekiliyorum. Buraya gelmemem gerekiyordu bu arada hikaye açısından. Benim de canım azaldı. Güzel. Burası uzaylı yerlerinden biri. Galiba mor tabletle geleceğiz. Ya da birkaç mor tabletle. Öyle bir şey olabilir. Tableti yerleştir. Ha, turuncu tablet. Turuncu var mı emin değilim ben de. İleride geleceğiz buralara. Aklımızda bulunsun. Önemli yerlere gidecek. Bir şey daha tarayacağım. Yok. Tarama sembol çıkıyor sağ altta. Sonra kayboluyor. Bana mı öyle geliyor? Neyse. Şu suyun içine dalabiliyor muyduk? Galiba dalamıyoruz. Suban elbisesiyle dalıyorduk. Ama sülfür mü ne vardı diye hatırlıyorum. Risk budur. Okey dalamıyorum. Şey yer orada vardı. Elbiseyle dalacağız arkadaşlar. Yani denizaltıyla gelmem gerekiyor her türlü buraya. Canım çok az, can doldurucu almamış olmam. Çok üzücü. Buradan gitmek istiyorum yoksa öleceğim. Oradan sülfür alıyorduk. Ve işe yarıyor. Nasıl can doldurucu almam? Hazırlıksız geldim.
Şunları toplayalım bari. Uzaylı teknolojileri var yer altında. Bir şeyler dönmüş burada. Ben gidiyorum gerçekten. En kötü arkadaşlar hamsi patlar, bir tane daha yaparım. Yani çok gerilmeye gerek yok. Bölüm oyun sonu değil çünkü. Şimdi nereden girdiğimi hatırlamamak oyun sonu olabilir ama. Şunlar nedir? Bunlar agresif değil diye hatırlıyorum. Vatozlar. Evet, önümde yer var. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Nehir şeklinde gidiyor. Gitgide de daha ürkütücü yerlere açılıyor. Daha derinlere gidebiliyoruz. Ama denizaltıyla geleceğiz. Şimdilik şöyle birazcık göstermek istedim. Denizaltı ve giysiyle geleceğiz. Bu arada yaşam alanına gidiyorum. Ama çanta doldurucum olmadan gitmemeliyim. Sıkıntı yok. Bir kere de aptallık yapıp ölelim. Bir vuruşluk canım var bu arada. İndiğimde buradaki şeyler bana tek atabilir. Şeye de gelmek istiyorum. Degasi'ye geldik. Belki oradan başka bir çıkış bulabilirim. O yüzden riske atıyorum arkadaşlar. Büyük bir riske atıyorum şu anda. Tek vuruşluk canımla. Kapıya şey koyacağım base'imdeki. Hah, burası. Tamam. Buraya yukarıdan inebiliyoruz. Bence çıkışı olacak buranın. Buradan gelmeme gerek yok. Burası ikinci girişi arkadaşlar. Şeyin, ahtapotlar beni yakacak yalnız. Bulduk. Bulduk ama çok tehlikeli burası. Ha, buradan yukarı çıksam, işaretleyici bıraksam daha mantıklı olabilir. Ahtapotlar rahat bırakmayacak çünkü beni. Risk budur. İniyorum. Buraya daha kolay gelebilirdim başka bir yoldan. Tek vuruşluk canım var. Ahtapotlar. Okey. Elektromanyetik şey attı. Işığım kapandı. Vurmadı galiba. İçeride olduğum için mi, yoksa bir daha atacak. O içki var. Bunu aldım. Galiba vurmuyor ama aşırı agresif. Şarj eden yüzgeçler mi? Ha, kahve içelim. Güç yok. Okey. Seamoth'u da yamultuyor mu şu anda bilmiyorum. Umarım hasar vermiyordu, dışarıda bıraktım ama. Kırıyor olabilir. Kırmıyor hamsi orada. Şey atlamak da istemiyorum ama... Aa, Seamoth'a dalıyor. Hey hamsi. Bir saniye, kırdı. Kırmadı. Burada. Bir canım var ya. Salak şeyle uğraşacağız. Korkuttum gibi. Ama aslında korkan bendim. Okey. Nefes. Savunma modülü takacağım Seamoth'a.
yapabiliriz. Burayı bitirdik gibi. Gözüme bir şey çarpmıyor. Çarpıyor. Valiz varmış. Valize al, inventory vesaire demiştiniz. Hadi alayım. Onu aç, içine bir şey koy, geri inventory'ne koy. Onunla uğraşmak istemiyorum bu oyunda. O yüzden ekstra inventory'ye veriyor olsa da gerçekten ilgimi çeken bir şey değil. Yani karakterime taksam, inventory'imi arttırsa okey, anladım. Ama onu çıkar, içine koy. Gerçekten öyle vaktinin olduğu bir oyun değil bu. Ana kısma da girelim. Buralarda bir şey var mı? Yok. Yaratık akvaryumu açıldı. Çok iyi. Yaratık yumurtalarını koyabileceğiz. Bunu da kaptım. Burada sıkışıyor karakterim. Bunu da aldım. Cyclops kalkan oluşturucu. Daha Cyclops'u açamadan upgrade'lerini bitiriyoruz. Başka bir şey var mı burada? Yok gibi arkadaşlar. Geldi. Geldi şey, kalamarım. Buradan aşağı indim. Var. Ha, oksijenim bitiyor. Geri geleceğim. Geri geleceğim. Karakter sıkışıyor. Akvaryuma çarpıyor. Ve şu anda yandık. Çıkışı bulamıyorum. Buldum. Hamsiyi de bulamıyorum. Öldüm. Gördüm. Aa, şeyi de bozuyor. Bozdu hamsiyi. Hasar veriyor. Odru meydan. Hoppa. Öldürdüm. Şey, az korkutucu da yaptığı bir şey yok aslında. Vurmuyor bile bana. Vuruyor mu? Elektromanyetik dalga atıyor. Atar yapıyor. Hiçbir şey yapmadı. Vurmadı bile bana. Şimdi şuradan aşağı ineceğim son. Odaya bakacağım. Örnek inceleyici. Çalışır durumda değil. Bunlar dekorasyon bunları. Aa, bunu alacağım. Bunu alacağım. Onları Aurora'da zaten bulmuştuk. Tableti bulduk. Çok iyi. Bununla o aşağıda az önce keşfettiğimiz kapıyı açabileceğiz. Bunu da aldım ve bitti galiba burası da. Şeyleri dinleriz şimdi. Ses kayıtlarını base'e gidince. Yanılmıyorsam bir şey atlamadım. Atladıysam yazabilirsiniz yorumlarda, bakarız. Çıktık. Okey, gidiyoruz artık. Git depoyu açma. Ne yapıyorsun? Şimdi ölmeden çıkmaya çalışalım buradan. Hiçbir fikrim yok. Bu buradaysa... Hafızam beni yanıltıyor. Burada bir yerde çıkış var arkadaşlar. Burada bir yerde çıkış olmalı. Yani geldiğimiz... Yol takip etmemize gerek yok. Ama bulabileceğimden emin değilim. Çıkışı. Buldum. Hayır, diğer ahtapottan da geldi. Beni dışarıya teleport ederse... Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yırttık. Burası girişi. Benim minnacık bir giriş. Ve işaretleyici bırakmayı o kadar isterim ki buraya. İşaretleyici için... Beyazlık craftlıyoruz değil mi? Buradan yaptığım bir şey değil. Kahve makinemiz oldu bu arada. Hadi iyiyiz.
Benim almam lazımdı. Çok geç. Bakalım. Base'den arkadaşlar 1000. Kuzeydoğu'ya. Bu arada enkazı halen bulamadım. Her türlü zaten şeyle geleceğiz buraya ya. Cyclops'a geleceğim için ileride ona sonar takacağız. Etrafı taradığımda o çukuru görürüm gibi. Aynen. 1000 kuzeydoğu'ya. Yani güneybatıya. Batıda da enkaz vardı. Batı güneybatı arası 1000 gelirsek muhtemelen burayı bulabileceğiz. O enkazı da bulabileceğim. Batı güneybatı arası. Oo. Bir saniye. Güzel bir çukur var burada. Uranyumları pas geçmiyorum çünkü... Şu otomobil bir şey patlayacak gibi. Şu bitki neydi? Öldürmesin beni. Çünkü gerekecek ileride enerji açısından. Nükleer reaktördü vesaire. Fener niye takmıyorsam. Valizlerden birini atıyorum arkadaşlar. Onunla uğraşmayacağım çünkü. Valiz tak çıkar. Yorar beni. Wow. Burası da ne böyle? Deli gibi uranyum topladım. Doldu inventörüm. Işığı kaybettim. Hamsiyi kaybettim. Kırmızı beşik. Hoppa. Ölecek miyiz? Ciddi kaybettim hamsiyi çünkü. Yukarı mı çıksam? Bulduk. Aşağı dalıyorum. Susadım da. Güzel. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Yeterince keşif yaptık bence. Soluk orada. Burası burada. Şeyi sadece bulamadım. O enkazı bulamadım. Üzdü. Bu da demek oluyor ki yanımıza artık unutmadan bir işaretleyici, bir de can doldurucu alıyoruz. Bunlar kaçınılmaz bu oyunda. Riskleri arttırıyor bunları almamamız. Bayağı yakın aslında buranın girişi. Base'e. Geldim. Sadece şeye bakmam gerekiyor benim. Cyclops'un... Of! Cyclops'un şeylerini nerede bıraktım? Girişi nerede? Tariflerini. Güzel. Nereden başlayalım? Simo'da modül yapmak istiyorum. Oradan başlayabiliriz. Aciliyeti yok ama kafam rahat eder derinlik modüllerini fullersem. Bakalım neler var şimdilik. Tamam depoyu boşaltalım bir. 10 dakikamız var Sunbeam'in gelişine. O gelene kadar bir iki upgrade bir şey yapacağım etrafta. Enerjimiz şahane oldu Rhyme sayesinde. Tak 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 tak. Bunları dip mantarını vesaire şimdilik ıvır zıvır dolabına bırakıyorum. Yaratık yumurtasını akvaryum yapıp koyabilirim. Turuncu tableti burada unutur muyum? Unutmam. Unutmam. Valizi de at buraya. Bir şeyler yiyelim içelim.
Patates sarmıyor ya. Şunlar daha iyi. Bir ağaçta 75 tane büyüyor çünkü. Bu kadar su vermiyor olsa da spamleyince 10-15 tane doyuyoruz. Susuzluk da gidiyor. Bir tane can doldurucu üretim şeyi yapabiliriz artık. Çünkü gidip yukarıdaki ufak kapsülümden çekip duruyorum can doldurucuları. Haydi oradan başlayalım. Ne gerekiyor? Acaba kırabilir miyim yukarıdakini? Ha, bir oraya gideyim. Merak ettim. Merak ettim. Küçük mini base'imize gideceğiz şimdi. Kim bilir neredeydi? Şurada. Üreticiyi kullanma. Şunu aldım. Yok, kırdırtmıyor bunu. Bırakmış bize. Base'e de bir tane koyabilirim yani. Bunları da aldım. Ve modüllere gelecek olursak. Üçüncü düzey mi? Ben bunu yapmışım. Ben haberim yok. Yapmışız arkadaşlar. Güzel. Ben ikinci, birinci düzeydeyiz zannediyordum. Peki. Şimdi direkt diğer modüllerini düşüneyim. 2-3'ü yaptıysam çok iyi. Şarja gerek yok. Savunma sistemini yapabiliriz. Hiç kullanmadım ben bunu. Torpidoya bence gerek yok. Sonar yapabiliriz bir de. Polyanilinle kablolama seti. Kayboldum. Kablolama setim var yedekte. Diğer malzeme içinde cam yapalım kuarslarla, yer kaplamasınlar. Turuncu tablet yapabileceğiz artık. Az önceki yerden açtık muhtemelen bu tarifi. Yapmışlar. Ion kübü lazım. Ve nikel. Craftlayabiliyoruz artık tablet. Çok iyi. Ama benim ihtiyacım olan şey o değil. Bundan yapacağız. Altın ve hidroklorik asit. Dip mantarı gerekiyor. Az önce topladığım arkadaşlar galiba. Az önce topladığım olabilir. Pembe mantar değil. Burada değil. Az önce koyduk ya. Buraya koydun hançer. Dip mantarı işte bu. Bunu dışarı ekiyoruz şimdi. Bunlar gerekecek bayağı. Dışarı bir tane daha şey atabiliriz. Yetiştirme yatağı iki titanyumla. Hatta iki tane atabiliriz. Bir şeyler yetiştirelim. Yeni. Fenerimin biri bitmiş bu arada. Şöyle değiştireyim. Ya da değiştiremeyeyim. Hadi. Bilmiyorum ne yapıyor. R. Direkt üçüncüye geçiyor. Bunu da değil. İnşa edelim. Orada 5 dakikası kaldı şeyin. Bir yatak daha attım. Ve sıkıştırmayalım üçüncüyü. Ya da sıkıştıralım. Üçüncüyü de böyle koydum.
Okay. Bunları burada yetiştiriyorum. Asit mantarı. Biraz büyüsünler yaparız yani onu. Asitleri vesaire. Craftlarız. Şimdilik acelesi yok gibi. Ama CMOT'a o modülleri takacağız. Can doldurucuyu kullandım. Yakutları koydum. Güzel. Şeyi okuyabiliriz, dinleyebiliriz şimdi kayıtlardan birini. Uzaylı yumurtaları. Bunu kullanabileceğim. Ses kaydı degası 7. Please stop fighting and listen. We're sick. Margaret. What? How? You've been coughing, right? Feeling itchy? Blisters? Yeah. The biometrics would have warned us if we were sick. It's something new. Takdirden bahsediyorlar, aynen hastalandık diyorlar. Çözmeye çalışıyorlar hastalığı. Margaret, Maida has boarded the habitat. What are you so happy about, Maida? Say, kid. Yaratıkla kapışmışlar. Is that a leviathan outside? Towed it home on the back of the sub. You killed. I have had it with you, risking our lives. Oh, stow it, chief. The kid can't kill this disease without fish to study. I'm just. Canlı yakalamaya çalışıyorlar balıkları, uzaylıları incelemek için. Marguerite, I can't find out how they resist the bacteria if you slaughter them all. It ain't always they oblige in coming in alive. He means you're being reckless. Sıkı tutun demişler, yaratık saldırdı, çatlama sesleri, orası paramparça oldu. Peki, oradan belki başka bir yere geçmişlerdir. Yine takip edeceğiz. Takip edeceğiz. Şimdi atladığım neler var? Güçlü pil şarjı vesaire. Burada bir şey yok. Aynen, yaratık sesleri geliyor telsizden zaten. Yaratık akvaryumunu yapabilirim arkadaşlar bir tane. 5 çam, 2 titanyum. Bu kadar kuarsım kaldı mı? Radyo çıldırdı. Kuarsları çünkü bayağıdır pas geçiyordum. Evet, bundan sonra toplayabiliriz kuarsları birazcık daha. Birkaç cam yapalım bu arada. 2 dakikası kaldı şeyin. Sunbeam gelecek, bizi kurtaracak güya. Bunu buraya koyamıyoruz. Yer kalmadı. Biyoreaktörü parçalıyorum. Şunu. Ve yaratık akvaryumu takacağım buraya. Buna gerek yok çünkü artık. Nükleerden geliyor enerji bence. Hoppa, birazcık fazla yer kaplıyor bu. Yanından geçemeyeceğiz. İleride büyük bir oda daha yaparım belki. Bunlara özel. Hoppa. Ve topladığım şeyi koyabileceğim. Hayvanı, yaratığı. Ama nasıl koyuyorduk? Elime mi almam gerekiyor? Yaratık yumurtasını. Belki ileride yapabiliyoruzdur. Şu anda koyabileceğim bir kısım göremiyorum. Garip. Aynen, kapısı yok bunun. Şuradan. Bunu atıyorsunuz arkadaşlar, yetişiyor bazı şeyler. Ve şu. Yanılmıyorsam yetişiyor burada. Fakat bulamadım içine nasıl koyabileceğimizi. Bir sonraki bölüm bakarız ona. Ve 30 saniye kaldı, bakalım şeyler geliyor mu? Sevgili dostlarım, gerçekten nasıl koyuyoruz buna? İçine giriyorduk bir yerden de, üstünde hiçbir şey yok bunun.
Ha, üstüne kapak atıyorduk. Şimdi hatırladım galiba. Hayır, sallıyormuşum. Bilmiyorum. Bu arada şey geliyor. Sunbeam. Nereye geleceklerdi? Şuraya gelecekler, 1500 metre öteye. Gelen giden yok. Hah, geliyorlar. Hah, gördüm. Ve bitirdik arkadaşlar oyunu. Sunbeam geldi. Bizi kurtaracak. Bam. Pilot acemiymiş birazcık. Ne yazık ki. Havaya uçtular. Okey, biz kendi kendimizi kurtaracağız gibi. Biliyordum tabii bunun olacağını. Oluyor arkadaşlar bu. Çünkü şeyler var. Bir savunma sistemi var diyelim. Adada. Onu daha keşfetmedik değil mi sizinle? Yaratık dişlerine bak. Wow, topla. Keşfedeceğiz. Ne yazık ki. Şeyle aynı hikaye aslında, öyle düşünebilirsiniz. Planet Crafter'la. Enteresan bir gezegende gemilerin inmesini engelleyen bir güç. Yabancı uzaylı bir ırk. Birebir aynı hikaye diyebiliriz. Birebir değil de... burada farklı nedenler var ama onları yavaş yavaş keşfedeceğiz. Bunlar geldi, yetişti. Yani Sunbeam'den ümidi kesiyoruz ne yazık ki. Ne yazık ki. Akvaryuma bakacağım bir sonraki bölüm. Hatırlamıyorum nasıl yapıyoruz şeyi. Benim bir tane bundan yapmam gerekiyor. Asit. 3 tane bundan, bir de tuz çökeltisi. Bir tane daha alayım. Gerekli olursa daha çok tohum çıkarıp yetiştirebiliriz orada. Bir tane bulunması yetiyor bize. Tuz çökeltisini de şeyden alırım. Şuradan çekerim. Titanyumları parçalayalım. Külçe yapalım bir tanesine, yer açılsın. Asidi yapalım. Hidroklorik asidi yaptık galiba. Altınla da değiştireceğiz onu birazcık. Altınımız dolu olması lazım. Hatta altını şu dolaptan da çekebilirim. O da geldi. Seamot upgrade için bundan gerekiyordu. Bir şey daha lazımdı. Yaratık şey nasıl giriyordum ya? Evet, tepesine kapak atıyorduk diye hatırlıyorum. Yanlış yere kapak atmayı denedim galiba. Bir daha bakacağım. Bunu canım azalmış. O yüzden mi böyle bir şeyler çıkıyor? Yaptık. Kablolama setini aldım. Okey. Ben bunu hiç kullanmadım oyunu bitirdiğimde. Bakalım nasıl bir şey. Sonara gerek var mı? Sonar fena olmayabilir. Ama olmasa da olur. Torpidoya da o kadar gerek yok. Şimdilik. Derinliği fullledik. Güneş şarjına da gerek yok. Şarj ediyorum. Yanımda pil taşırım bir tane. Yani son modül hakkında tavsiyeniz varsa onu ekleyebilirim arkadaşlar ama... Bir tane daha depo da ekleyebilirsin yazmışsınız yorumlarda. O da bir olasılık. Ama şu anda ideal oldu gibi hissediyorum. Seamot.
Suban giysisinin şeylerini yapabiliriz. Ama sülfürüm yok. Zıplama jeti yapabilirdim. Ve delgi kolu yapabilirim. Bunları gidip takabiliriz ve ortadan kurtarabilirim belki Azman'ı. Delgi koluyla kazabilirim mesela şu anda yer altında bir sürü. Bunu her türlü yapacağım. Şeyi açamamışım. Böyle. Adı nedir onun? Kanca gibi bir şey fırlatıyor. Onu açsam tatlı olurdu. Şimdi akvaryum bunun tepesinde değil mi? Kapak yapamıyoruz. İnternetten bakacağım arkadaşlar. Bir sonraki bölüm şey yaparız onu. Aynen. Atladığımız bir şey kaldı mı? Zannetmiyorum. Güçlü bir şarj cihazını yapmadık. Onu yapacağım. Onu yapacağım. Bir tane de yatak odası yaparız ya. Raflar, şeyler, dekorasyonlar bir sürü şey açıldı. Büyük odaya da koyabilirim. Kenara bir bölme yaparız. Ya da buradan yatak odasına geçiş yaparız. Güzel olur şu dekoratif açıdan. Aynen, burası çok işlevsel oda oldu zaten. Güçlü pil şarj aletinde yapalım. Kolay. Geliştirmiş kablo seti 2 yakut. Çok kolay. Tak tak. Kablo setine bakır altın bir şeyler gerekiyor. İki altın, üç altın, iki mercan disk, iki bakır. Mercan biraz toplamıştım. Gelişmiş mi gerekiyordu? Gelişmiş gerekiyordur. Ve... Hayır. Evet. Evet. Bunu da buraya koyalım arkadaşlar şimdilik. Güçlü pilleri. Şarj ederiz. Çok aktif kullanacağım bir şey değil şu anda ama... Normal pili şarj ediyor mu? Yok. Şunun şarjını taktım. Başka şarjlarım iyi gibi. Balık yumurtasına sonra bakarız. O yüzden depoluyorum bunu. Overzıvırları buraya koydum birazcık. Inventory'im gayet iyi. Şimdi. Telsiz gördüm. Bir daha dinleyelim. Sunbeam patladığı için belki son seslerini duyacağız. This is Life Pod 2, coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. İki numara. Buraya gidebiliriz. Peki. Hadi gidelim. Tabii ki... can doldurucu şeyi yapacaktık bir tane. Of, ne kadar maliyetli. Titanyum, gümüş, lif bilgisayar işlemcisi. Lif'i nasıl yapıyorduk? Su yosunu örneği çarpı 2. Lif dolabım vardı. Yok muydu? Bayağıdır kullanmadığım için hatırlayamadım. Var. Oraya lityum da kaynamış bir şekilde.
Bilgisayar işlemcisi. Bakır tel 2 mercan diski. Mercanlar bitti galiba yine. Yok varmış. Bu da geldi. Tıbbi malzeme. Buraya koyuyorum. Düzenli olarak alacağız. Yarım saatte bir ne çıkıyor içinden. Yaptığımızda çıkıyor mu? Çıkmıyor sıfırdan. Peki. O zaman yeni şeye gidebiliriz, bölgeye. Ben Cyclops'a da bakacağım. Çünkü bir şeye atlamış olma ihtimalim var. Cyclops açılmalıydı diye düşünüyorum. Ya da buradan bulacağız. Doydum. Ha, buralardan atladığım bir şeyler var mı? Var. Şarj eden yüzgeç. Elimdeki aletlerim şarj ediyor. Hoho yapalım. Bunu da yapalım. Çok yüksek sağlı. Elimdekini kullanarak yapabiliyor muyum? Yapamam. Yüksek sağlı yapmalıyım çünkü. Hafif tüp yaptım ben. Neyse, ona da geçeriz arkadaşlar. Bence diğer tüp daha iyiydi. Onu yapmadım. Şu anda çok ihtiyaç duymuyorum gibi. Kablolama seti polyanilin. Sanırım iki tane daha asit mantarı gerekecek. Tam zamanda bulmuşuz. Derin mantar daha doğrusu. Evet. 3 tane. Tuz, bir de altın. Bunları parçaladım, biraz daha ektim. Tarım olayı çok kolay ya oyunda. Çok seviyorum. Bir tane vuruyorsunuz, 4-5 tane tohuma dönüşüyor. Tuzları şuradan alacağım. Altın. O da burada bir yerde olabilir. Hoppa. Geldi. Bir de bakır tel mi bir şey daha gerekiyordu. Kablolama seti. Bu çok iyi olacak ya. Böyle bir şeyi de hatırlamıyorum ben. Var mı kablo setim? Yedekte. Yok. 2 gümüş sadece. Burada olabilir. 1 gümüş. Okey, dolaptan alalım. Buraya da nikel kaynamış dursun orada. Durmasın, ben onu unutacağım çünkü. Nikeli buraya koyayım. Ve 2 nikelimiz oldu. Bunlar nadir şeyler. Henüz bulamadık nereden çıkıyor. Ve elimde tuttuğum şey mi şarj ediyor? Eldeki kabloları şarj ediyormuş. Süper. Ama mesela yüzeye yakın mı olmam gerekiyor? Suyun neyi çıkardım ya? Çok kaygan yüzgeçler değil. Normal yüzgeci upgrade'liyor. Aa, ama yüzme hızımı düşürüyor. Ben elimdekini upgrade'liyor zannetmiştim. Önemli ölçüde arttırır diyor.
Yapmayacağım, vazgeçtim. Vazgeçtim. İstemiyorum doldurmasını. Bir iki şarjla gezebilirim yanımda. Hayat kurtarıcı bir şey değil bence. Bunları kullanacağım her türlü, o yüzden depoluyorum. Yapmayacağım. Vazgeçtim. Hızım çok önemli suya altında. Bir şeyden kaçarken, bir yere giderken, hayatta kalmaya çalışırken değmez bence şarj etmek. Güzel. Burada veda edeyim o zaman arkadaşlar. Bir sonraki bölüm yeni şeye gideceğiz. Bir bölge daha tetiklendi. Ben de ufak tefek şeye bakarım. Cyclops'u neden yapamadığımıza bakarım. Bir de buna nasıl gireceğime bakarım. İçine Pokemon koyarız birkaç tane. Ve halen batıdaki 1000 metre ötedeki enkazı bir daha bulamadım. Orayı bulursam güzel olacak aslında. Bakalım. Orada olabilir çünkü. Cyclops. Ve daha derin yerlere dalabileceğiz bu sayede. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.